Bugünkü konumuz? Bugünkü konumuz seçenekler. Buyurun. Türk tarihinin çok önemli boylarından biri olan peçeneklerden söz edeceğiz. Peçenekler Orta Asya'dan Karadeniz kuzeyine, oradan Doğu Avrupa'ya kadar uzanıp Balkanlara geçen büyük bir Türk boyudur. Peçenekler bu gelişlerinde önce Karadeniz kuzeyinde Ruslarla, sonra Balkanlarda Bizanslarla mücadele etmişlerdir. Peçenekler Batı Göktürklerin Onuk kolundandır. Oğuzların büyük hareketiyle Peçenekler de batıya hareket etmek zorunda kalmıştır. Çünkü büyük Oğuz kitlesinin önünde duramayacaklarını anlamışlar. Önce Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasına, daha sonra da Aral Gölü güneyinden Hazar Denizi kuzeyine geçmişler. Buradan yine Oğuz baskısı gelince biraz daha batıya yönelmişler. Bu sefer Don Nehri ile Dinyeper Nehri arasına geçmişler. Burada bulunan Macarları yerlerinden etmişlerdir. Arkadan gelen baskı üzerine daha batıya geçmişler ve Macarları önlerine katmışlardır. Karadeniz kuzeyindeki geniş bozkırlara yayılan peçenekler burada 150 yıl kadar kalmışlardır. Kurdukları kağanlıkla, Ruslarla, Rus kinezikleriyle mücadele etmişler. Bazen savaşta yenilmişler, bazen yenmişlerdir. Zaman zaman Ruslarla uzlaşarak ticaret de yapmışlardır. Ama peçenekler Rusların Karadeniz'e inmelerini, orayı bir Rus gölü haline getirmelerini en az 200 yıl engellemişlerdir. Peçenekler arkadan gelen baskı üzerine, Oğuz baskısı üzerine burada kalamayacağını anladıkları zaman bu sefer yine batıya yönelmişler. Karpat Dağları'nın eteklerine, Tuna boylarına, Macaristan'a, Balkanlara, Bulgaristan'a gelmiştir. Burada da Bizanslarla mücadele etmeye başlamışlardır. Karadeniz kuzeyinde kurdukları birinci kağanlığın bir devamı olarak Doğu Avrupa'da Tuna merkez olmak üzere, Tuna boyları merkez olmak üzere, çünkü Tuna boylarındaki Yüztepe'de başkentleri vardı. Burada ikinci kağanlığı kurdular ve Bizanslarla mücadele etmeye başladılar. Bizansları o kadar rahatsız ettiler ki ta Edirne'ye, Trakya önlerine gelip Trakya'nın tamamını egemenlikleri altına bile aldıkları bir zaman oldu. Peçenekler Bizansları sıkıştırdıkları sırada yine bir Oğuz beyi olan Çavuldur boyundan Çaka Bey İzmir'de bir beylik kurmuş. Deniz kuvvetleri güçlü olan Çaka Bey Bizans'ı, İstanbul'u denizden abluk etmeye başlamıştı. Anadolu'dan gelen Selçuklular da Marmara önlerine gelmişti. Böylece Balkanlardan Peçenekler, denizden Çaka Bey, Anadolu'dan da Selçuklu Türkleri Bizans'ı üçlü bir kıskacı almıştı. Üçlü Türk kıskacı Bizans'ı iyice yormuş, sıkıntıya düşürmüş, çareler aramaya başlamıştı. O zaman Bizans İmparatoru olan 1. Alexi Komnen Avrupa'dan, Papa'dan yardım istedi. Zaten o zaman Avrupa'da Haçlı Seferleri hazırlığı vardı ama Haçlı Seferlerinin ne zaman geleceği kesin belli değildi. Bu kadar zamanı bekleme niyetinde olmayan, olayı daha kestirme bir yoldan bitirmek isteyen Bizans İmparatoru Alexi Komnen başka bir çare düşündü. Bir oyun oynadı. Başka bir Türk boyuyla anlaşıp peçenekler üzerine saldırdı. Bu anlaştığı Türk boyu Kumanlardı. Onlar da çok cenkçi, çok savaşçı bir boydu. Fakat peçenekler
bu ana gelinceye kadar savaşa savaşa elbette yorulmuşlardı. Bir de aralarında taht kavgaları, başbuğuluk, hakanlık, kağanlık savaşları vardı. Turak'la Kegen başbuğ olma yolunda mücadele edince aralarındaki anlaşmazlık, kardeşlik ruhunu bozmuş, peçeneklerin birlik ve beraberliğine de zede getirmişti. İkinci hata da Meriç boylarında orduyu konaklatmışlar, Çaka Bey'in gelmesini bekliyorlardı. Hiç beklemedikleri anda Kuman saldırısına uğrayınca peçenekler öyle bir darbe yediler ki 40 bin Kuman süvarisi peçenek ordusunun üzerinden geçti. Su uyur, düşman uyurmaz misalinde olduğu gibi gaflette bulunan peçenekler Kumanların, yine bir Türk boyu olan Kumanların saldırısıyla üzerinden silindir geçmiş gibi bittiler. Bir daha da toparlanamadılar. 300 yıllık Kumanların Karadeniz kuzeyi ve Balkanlardaki yaşantıları böylece sona erdi. Yıl 1091'di. Bundan sonra peçenekler dağıldılar. Bir kısmı geriye doğru döndüler. Orta Asya'ya. Rusya'da kalanlar Ruslaştılar. Avrupa'dakiler çoğu Macaristan'a yerleşti. Polonya'ya, Avusturya'ya kadar uzandılar. Bir bölümü de Anadolu'ya gelmişlerdi. Anadolu'da Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat yöresinde yerleştikleri gibi Sivas, Kayseri, Konya, Karaman, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Balıkesir, Niğde, Tarsus, Adana, Kahramanmaraş ve Şırnak ilinin bulunduğu yerlerde yerleştiler. Bugün hala oradaki kardeşlerimiz peçenekler vardır. Ama tabii bir bölümü peçenekliklerini unutmuştur. Avrupa'da kalanlar zaten Hristiyan olup kimliklerini, kişiliklerini çoğu unuttu. Asimile oldular. Rusya'daki de öyle oldu. Ama Anadolu'da kendilerinin peçenek olduğunu bilenler var, bilmeyenler var elbet. Ama ne olursa olsun Anadolu'ya gelen Müslüman oldu, Avrupa'dakiler Hristiyan oldu, Orta Asya'dakilerin bir bölümü Maniheist ve Buda dininde olanlar da vardı. Şimdi kısaca peçenekleri özetledik. Peçenek sözünden, kelimesinden ne anlam çıkıyor ondan söz edelim. Peçenek sözü kaynaklarda beçene, biçina, peçenek, becene, hatta bacanak şeklinde yazıldığı da görülmektedir. İlk defa Rus kroniklerinde görülmüştür peçenek adı. Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lugat-ı Türk adlı ünlü sözlüğünde beçene, peçenek şeklinde yazılmış, Oğuzların bir boyu olarak gösterilmiştir. Aslında Kaşgarlı Mahmud burada haklı. Aslında şöyle bir olay oluyor. İlk Orta Asya'dan Oğuzların hareketiyle peçenekler batıya yöneldiklerinde peçeneklerin bir bölümü Oğuzların içinde kalıyor. Yani hareket etmiyorlar, göç etmiyorlar, Oğuzlara sığınıyorlar diyelim. Ve burada zaman içinde Oğuzların içinde kalan peçenekler kendilerini Oğuz olarak kabul ediyor, Oğuzlaşıyorlar, kendilerini Oğuz biliyorlar. Kaşgarlı Mahmud da bu nedenle onları Oğuz'dan saymış ve Gökhan'ın Gökhan'a bağlı dört bölükten, dört boydan bir olarak saymıştır. Daha önce de peçenekleri, çepimleri anlatırken de söylemiştik. Bu dört boy bayındır, çavuldur, peçenek ve çepni boylarıydı. Böylece peçenekleri Kaşgarlı Mahmud kendi görüşüne göre Oğuzlardan saymıştır. Hangi soydan boydan sayarsan saysın Türk soyundandır. Özünde sözünde zaten bir iki kardeş boydur. Peçeneklerin
yaşayışlarına gelince seçenekler yönetim bakımından ikili bir yönetime sahiptiler. Başta bir kağan bulunur. İki tane de bölümü vardı. Sağ kanat, sol kanat olarak. Sol kanat sağ kanata göre geride kalır. Sağ kanat payede, protokolde önde olurdu. Sağ kanatın başbuğu Hakan olarak yönetirdi. Diğer boylar kendi başbuğuna bağlı olur. Böylece Hakan'da birleşirlerdi, Kaan'da. Kaan'ın sözüne itiraz edilmez, emri yerine getirilirdi. Ancak göç etmek, savaş ve barışa karar vermek gibi büyük olaylarda kurultay, toy toplanır. Kurultayın kararı kesin olurdu. Hakan yani Kaan bunu uygulamak zorundaydı. Hakan bunu uygularken de emrine herkes uymak zorundaydı. Seçenekler 8 boy ve 40 boydan 8 boy ve 40 uruktan meydana gelmişti. O sırada yani Karadeniz üzerindeyken, Karadeniz üzerinde kurdukları hakanlık zamanında 3 milyona yakın nüfusları vardı. Ve 40 bölük diyebileceğimiz yönetim birimleri vardı. Her boyun bölümün 10 bin asker çıkarma gücü vardı. Böylece 40 yönetim biriminin 10 bin askerini çarptığımız zaman 400 bin askere ulaşıyor. Demek ki 3 milyona yakın bir nüfusla 400 bin savaşçı asker çıkaran bir milletten söz ediyoruz. Zaten peçeneklerin hepsi askerdi. Doğuştan çocuklarını küçükten itibaren Hunlar gibi, diğer Türk boyları gibi ata binmeyi, silah kullanmayı, av avlanmayı öğretirler. Gereğinde hepsi savaşçıydı. Ama özellikle savaşçı olan, bir savaş olduğunda halkın tümünü savaşa koymadan savaşacak 400 bin askerle savaşıyordu. Ve bunların yaptığı akınlar o kadar sert oluyordu ki Jenner, büyük tarihçi Jenner onlar için savaşçı kitle diyor. Ve onların girmiş olduğu akında her yer yıldırım düşmüşe dönüyor diyorlardı. Evet, peçeneklerin siyasi hayatını tabii kısa zamanda anlatmak mümkün değil. Kısaca anlattığımız bu askeri durumundan sonra biraz da yaşayışlarından söz edelim. Bir dakika.